Selam herkese. Bugün yaklaşık 4-5 aydır kullanmakta olduğum Kobo e-kitap okuyucudan ve genel olarak e-kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen videonun başında değinmek istediğim bir konu var. Genelde bu e-kitap meselesinde keskin çizgilerle iki gruba ayrılıyor insanlar. Ya e-kitaba tamamen karşı olanlar ya da e-kitap okuyucu aldıktan sonra artık basılı kitap okumayı bıraktığını ve e-kitabın birincil olarak kitap okuma biçimi aldığını söyleyenler, yani sıkı e-kitap hayranları. Ben bu iki gruba da dahil değilim ve genel olarak da bana sordukları zaman e-kitap okuyucu tavsiye ediyor musun diye hep şunu söylüyorum. Evet, imkanınız varsa bir e-kitap okuyucu almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hayatınızı kolaylaştıran bir şey. Ama bir e-kitap okuyucu aldığınızda geleneksel okuma alışkanlıklarınızı terk edip artık tamamen e-kitap okuyarak okurluğunuza devam edebileceğinizi düşünmüyorum. Yani bir ikinci yol, alternatif yol olarak bakıyorum ben e-kitap okuyucuları ve e-kitap okuma tecrübesine. Benim hayatıma bebekle beraber giren bir şey oldu e-kitap ve e-kitap okuyucular. Öncesinde ben de çok karşıydım. Ekrana bakarak herhangi bir şey okuyamadığımı söylüyordum ki okuyamıyordum. PDF bir ekrandan okuması gerçekten çok zor bir format. Kolay değil. Ya kaydırarak gidiyorsunuz ya sayfalar sığmadığı zaman büyüttüğünüzde, küçülttüğünüzde okumanız zorlaşıyor. Fakat şu anda benim ekseriyetle kullandığım, yani genellikle kullandığım EPUB dediğimiz format gerçekten de çok kolay okunabilir bir format. İkinci sebebi zamansızlık oldu. Yani tabii doğal olarak uyku düzenim çok bozuldu. Çok bana daha da küçükken derin kısacık zamanlar kalmaya başladı kitap okumak için. Uzanıp dinlenmek mi yoksa koltukta kitap okumak mı? Uzanıp dinlenmeyi seçtim. Orada da elimde telefonla işte sağda solda internette birazcık daha boşa zaman geçirmeye başladım. Ve bunun üzerine ilk olarak telefonuma e-kitapları indirerek okudum. Ama o da bende feci göz yorgunluğu yarattı. Çünkü telefonların ekran ışığı ve mürekkep teknolojisi kitap okumak için oluşturulmuş bir şey değil. Ve uzun süren okumalarda gerçekten gözü çok yoruyor. Buna bir çözüm ararken artık e-kitap okuyucu almaya karar verdik diyebilirim. Eğer bir e-kitap okuyucu alacaksanız zaten karşınıza çıkan iki seçenek oluyor. Sektörü domine eden iki marka var. Bir tanesi Kobo, diğeri de Apple'ın markası olan Kindle. Kobo bir İrlanda markası. İşte Kindle da biliyorsunuz Apple Amerika markası. Benim Kobo'yu tercih etme sebeplerim. Öncelikle Kindle'ın kendine ait bir formatı var ve dışarıdan direkt siz başka bir yerden bir e-kitap aldığınızda ya da bulduğunuzda onu direkt atamıyorsunuz cihazın içerisine. Bir dönüştürücüye ihtiyacınız var. Kalibre isimli bir dönüştürücü kullanıyorsunuz. Açıkçası ben üçüncü parti bir, yani aracı bir uygulamaya bağlı kalmak istemiyorum. Yarın öbür gün o uygulama kalktığında ya da bazı kullanım şartları değiştiğinde benim kullanımımın kısıtlanacağını düşünüyorum. Diğer sebebi Kindle'ın PDF'leri Kobo'dan çok daha kötü bir şekilde açıyor olması. En azından kullanıcı tecrübelerinden bu şekilde yorum aldım. Ben birkaç PDF okurken paylaştığımda, yani PDF'leri nasıl okuyorsun? Kindle'da çok bunun okuması zor oluyor. Kobo'da o kadar zor olmuyor. Çok daha kolay. Yine üçüncü bir sebep, Kobo'da çizgi romanları ya da görsel içeren kitapları çok daha kolay açıyor olmanız. Fotoğraflı kitapları okumaya çalıştığınızda en kötü ihtimalle üzerine çift tıkla büyüterek görebiliyorsunuz. Çok daha rahat bir kullanım sağlıyor görsel içerikli kitaplardan. Son Kobo tercih etme sebebim de cihazın ekranın su geçirmez olarak tasarlanmış olması. Yani üzerine elinizde bir içecek varsa, ki e-kitap okurken bir içecekle eşlik etmek çok daha kolay oluyor. Çünkü hafif, tek elle kontrol edebiliyorsunuz. Üzerine döküldüğünde, saçıldığında ekranın altına geçmiyor ve herhangi bir bozulma olmuyor, ki bir iki kere başıma geldi. Bunun gerçekten de ekranı koruyacak şekilde tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Kullandığım cihaz bu arkadaşlar. Kobo'nun H2O isimli cihazı. H2O ismi de zaten su geçirmezliğinden geliyor. Gayet oldukça hafif gerçekten de. Herhangi bir kullanırken ağırlık yapmıyor. Şu anda mesela ben çeviri karşılaştırmak için kullanıyorum. Kullandığım, en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi bu. Herhangi bir kitabın birden fazla çevirisini eğer ki bir şekilde bulduysam, karşılaştırmak istiyorsam, bir yanda kitabım açıkken diğer yandan Kobo'dan e-kitap olarak onları karşılaştırabiliyorum. Bir diğer çok fazla kullandığım yöntem büyük ebatlı kitaplar. Ben Hasan Asker Şivayi okudum, bitirdim.
yorumunu da herhangi bir okuduklarım ya da öneriler videosunda paylaşacağım sizinle. Ve Aslan Asker Şifak'ı tamamen e-kitap olarak okudum. Yani dediğim gibi kontrol etmesi bu şekilde çok zor oluyor büyük ebatlı kitapların. Uzandığınız yerden okumak zor oluyor. Eğer ki ışık problemi yaşıyorsanız ki genelde hani gece olduğu zaman, şimdi evin bazı bireyleri ışık istiyor, bazıları istemiyor. Kitap okuyacaksanız ışığa ihtiyacınız oluyor. Öyle zamanlarda gerçekten de e-kitap okuyucu sizi kurtarıyor. Çünkü kendinden aydınlatmalı bir ekranı var. Ekran ışığı iki farklı şekilde kullanılabiliyor. Bir tanesi parlaklık. Parlaklığı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arttırabiliyorsunuz. Azaltabiliyorsunuz. Ve bir de doğal ışık, yani geceye göre ya da gündüze göre ayarlayabilmeniz mümkün. Geceye doğru arttırdıkça ışık daha çok sararıyor ekranda. Gündüze doğru çektikçe daha beyaz bir ekran çıkıyor ortaya. Ben gündüzde bile birazcık daha geceye kaydırarak onu okuyorum. Çünkü çok beyaz bir ekran yorucu oluyor. Biraz daha gece moduna çektiğinizde daha kitap kağıdı ışığı geliyor yani önünüze. Daha sarı, biraz daha sarımtırak bir ekran oluyor ve okumak kolaylaşıyor. Yazı karakterlerinin yazı boyutlarını okuduğunuz kitaba göre küçülte büyütebiliyorsunuz. Özellikle görme problemi olan insanlar için ya da göz bozukluğu yaşayan insanlar için bu açıdan da bir kolaylığı var. Yaşı büyük insanlar için de büyük kolaylık. Ben görüyorum, duyuyorum. Annem, babam gözleri rahat görmediği için küçük yazıları okuyamıyor, zorlanıyor. Bu anlamda da e-kitap okuyuculardan yardım alıyoruz diye. Gerçekten de o açıdan kullanım pratikliği sağlıyor diyebiliriz. Avantajlarını bu şekilde saydıktan sonra belki bu işin hiçbir dezavantajı yok mu diye düşünenler olabilir. Şimdi başında da söylediğim gibi ben esas okuma biçimimi e-kitap şeklinde şekillendirmediğim ve e-kitap okuyucu aldıktan sonra basılı kitap okumayı bıraktığım gibi bakış açısında olmadığım için benim açımdan herhangi bir dezavantajı yok. Çünkü yani e-kitabı tamamen kanalize olmuş olsaydım eğer ki belki bu sefer de basılı kitapla belli karşılaştırmalara giderdim. Ama dediğim gibi benim için yanında yardımcı bir yöntem olarak yer alıyor. Sektörel bazı dezavantajlar var. Yani Türkiye'deki yayıncılık sektörü e-kitaplara biraz garip yaklaşıyor. Birincisi, gerçekten çok pahalıya satıyorlar. Ve bulabileceğiniz e-kitaplar parayla, hani o parayı da bir şekilde tamam gözden çıkardıysanız bile sınırlı. Pahalı olmanın yanında da az sayıda kitaba ulaşabiliyorsunuz. Şimdi internet sitelerinin yayın evleriyle olan anlaşmalarına falan baktığınız zaman bazen bazı kitapları %30 hatta %35 indirimle alabilirsiniz. Şimdi e-kitabı 30 lirayken basılı kitabı 20 liraysa eğer herhangi bir eserin, bir de psikolojik bir tarafı var tabii. Bir yanda obje olarak bir şeye sahip oluyorsunuz. Somut olarak evinizde alıp onu eşya olarak koyabiliyorsunuz. Diğer yanda bir cihazın içerisinde kitaplar sıralanmış. Yani aslında herhangi bir şeye sahip olmamış gibi hissedebiliyorsunuz psikolojik olarak. Bu da insanları basılı kitap almaya yönlendiriyor çoğunlukla. O yüzden de e-kitap pek fazla yaygınlaşamıyor. İnternetten bulabildiğiniz ücretsiz, tabii bunlar yasal olmayan, korsana giriyor bir yandan da, kitaplar da var. Onda da şöyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunları çeviren kişiler profesyoneller olmadıkları için çok ciddi bir editoryal denetim yok işin içerisinde. Sıkça yazım hatalarına, hatta eksik bölümlere rastlayabilirsiniz. Her kitapta böyle olacak diye bir şey yok elbette, ama bunlar da başınıza gelebilir. Onu söylemek istiyorum. Eğer ki yabancı diliniz varsa, yabancı dilde kitaplar okumayı seviyorsanız, okumak istiyorsanız, bu anlamda bu sefer e-kitap okuyucu size bambaşka bir pencere açıyor. Çünkü özellikle telif hakları bitmiş olan klasikler olarak değerlendirdiğimiz kitaplar için çok fazla seçenek bulabilirsiniz yabancı sitelerde. Onları da e-kitap okuyucunuza indirerek okuyabilirsiniz. Şimdi ben Kobo için konuşuyorum. Kobo'nun şurada çok basit bildiğimiz evrensel USB girişi diye adlandırdığımız bir girişi var sadece ve kısa bir kabloyla geliyor size. Başka bir şey çıkmıyor paketin içerisinden. Sadece e-kitap okuyucu ve o küçük kablo çıkıyor. Şey yok, adaptörü yok, onu size söyleyeyim. Yani artık ya bir power bank'e bağlayacaksınız bir güç kaynağına, ya bilgisayarınıza bağlayacaksınız. O şekilde şarj edebiliyorsunuz ancak ve şarjı gerçekten uzun süre gidiyor eğer ki internete bağlanmazsanız. Evet, bir de cihazınızın üzerinden internete bağlanabiliyorsunuz. Ama nasıl? Şöyle söyleyeyim. Çok acil durumlarda girip oradan bir şey bakabilirsiniz. Cihazınızın resmi duyurulmuş bir özelliği olarak gelmiyor. Yani beta geliştirilmeye müsait özellik olarak geçiyor. Menüden girdiğiniz zaman ayarlar sekmesine girdiğinizde beta özellikler
Ve şurada gördüğünüz web tarayıcı başlat diyorsunuz. Artık evinizde, ofisinizde, nerede, herhangi bağlantıyı tanımladıysanız oradan bağlanabiliyorsunuz. Fakat e-kitap okuyucuların mürekkep teknolojisi, şöyle göstereyim size. Bir sayfayı açtığınızda, örneğin ben şimdi açık olan kitabıma tıklayayım. Bastınız, sayfa sabitlenip geliyor arkadaşlar. Şöyle kitap sayfası gibi orada sabitleniyor. Başka bir sayfa açtığınızda onu açıyor, sabitliyor. Yani bu teknolojiyle çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yukarıdan aşağıya sayfa gezmek için tasarlanmış bir cihaz değil bu. Ve yukarıdan aşağıya ekranı kaydırıp internette gezinmeye çalıştığınızda görüntüler birbirinin üstüne biniyor. Hele ki herhangi bir görsel içerik varsa tamamen karman çorman bir hal alıyor. Yani hiç kullanılabilir bir şey değil. Dediğim gibi sadece acil durumlarda kısacık bir şeye bakmak için belki kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla internet kullanmadan şarjını çok uzun süre götürebiliyorsunuz. Yani bir aydan fazla falan gidiyor artık. Böyle hani ben şarjı bittiğinde fark ediyorum ya da bir uyarı geldiğinde fark ediyorum. Unutuyorsunuz yani onun şarj edilmesi gereken bir cihaz olduğunu. O kadar uzun süre kullanabiliyorsunuz. O konuda günün rahatlığıyla size şarj konusunda tavsiye edebilirim. Kobo'yu, herhalde Kindle'da öyledir. Herhangi bir fark olduğunu sanmıyorum. Bir diğer e-kitap okuyucuyla yapabileceğiniz şey de internette gördüğünüz köşe yazılarının, makalelerinin linkini göndererek, Kobo'nun bir arayüzü var, orada gidip hesap açarak cihazınıza otomatik atabiliyor olmanız. Direkt o linki gönderiyor. Makalelerim yazan kısma tıkladığınızda oradan attığınız makaleleri, internetteki yazıları direkt okuyabiliyor olmanız. Kobo'nun sitesine bunu link olarak atıyor olmanız, hesabınıza gönderiyor olmanız yeterli. Umarım sorularınıza cevap olan bir video olmuştur. Merak ettikleriniz varsa yine video altında yorumlarda belirtirseniz, iletirseniz cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.